Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Deneme sonuçlarınız bir aşağı bir yukarı gidiyorsa, yani dalgalanıyorsa, bu video tam da sizin için. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar, içerisinde bulunduğumuz bu zaman diliminde en çok aldığımız sorulardan biri bu. Hocam denemeliklerim çok dalgalanıyor. Bir denemede çok iyi bir sonuç elde ederken diğer bir denemede hüsrana uğrayabiliyorum. Acaba gerçek sınavda da böyle düşük mü yapacağım diyen arkadaşlar için birbirinden güzel maddeler hazırladık. Haydi hemen başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle yapmanız gereken soğukkanlı olmak. Yani içerisinde bulunduğunuz durumdan bir adım geriye çekilmek. Biz buna aslına bakarsanız kriz yönetimi diyoruz. Çünkü arkadaşlarımız bazen bu duygu ve düşüncelere kapılarak sınav netlerinin böyle gideceğini düşünüyor ve kehanet kendini gerçekleştirebiliyor. Evet, bu kriz yönetimini iyi becerebilen arkadaşlar, yani üstesinden gelebilen arkadaşlar sınav yolculuğundaki adımlarını daha net gerçekleştirebilirler. Aslında sınav bizden bunu da istiyor. Yani akademik olarak bir şeyleri öğreniyor ve bunları soru çözümüyle birlikte netlere kavuşturabiliyoruz. Ancak duygu durumlarını yönetebilen arkadaşlar netlerinin artışında büyük faydalar sağlayabiliyorlar. Bu yüzden öncelikli olarak soğukkanlı olacağız, bir adım geri çıkacağız, kendimizi uzaktan göreceğiz ve içinde bulunduğumuz durumun çok da normal olduğunu ve sınav yolculuğundaki birçok arkadaşımızın tam da bu durumları hissettiğini bileceğiz. Eğer bunu başarabilirsek ilk maddeyi halletmişiz demektir. Gelelim bir sonraki maddemize. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz belli aralıklarla denemeler uyguluyoruz ve biz bu denemelerde yanlış yaptığımız veya boş bıraktığımız sorular oluyor ve ben birçok arkadaşımızın maalesef üzülerek bu yanlışlara ve boşlara tekrar dönmediğini, bunlara bakmadığını, arkadaşlarına, hocalarına veya bir bilene sormadıklarını görüyorum. Dolayısıyla yapamadığımız sorular doğruya dönüşmemiş oluyor ve doğruya dönüşmeyen sorularda da maalesef performansımızı arttırma, bilgi düzeyimizi arttırma gibi durumları gerçekleştiremiyoruz. Bu yüzden sizlere 48 saat kuralını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Yanlış yaptığımız ve boş bıraktığımız soruları 48 saat içerisinde öğreniyoruz ve bu soruları da tabii ki doğru hanesine bir kez daha yazdırmış oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim bir sonraki maddemize. Bir sonraki maddemizde deneme analizi yapmanız var. Sevgili arkadaşlar, bununla ilgili daha önceki videolarda da ifade etmiştim. Sizlerden isteğim bir deneme analiz çizelgesi oluşturmanız. Burada özellikle sütunlarda öncelikle deneme yaptığınız tarih, sonra denemenin adı, hemen ardından doğru yanlış boş sayılarınızın da olacağı bir çizelge oluşturursanız ve bunu içerisinde bulunduğumuz andan itibaren sınava kadar olan süreçte her girdiğiniz denemenin sonuçlarını yazacağınız şekilde bu tabloları doldurursanız sizler için deneme analizi tam olarak gerçekleşmiş olur. Çünkü bu işin en önemli ve ilk maddesi bu. Sonrasında arkadaşlar branş bazlı olarak aylara göre deneme sonuçlarınızı görebilirsiniz. Örneğin Türkçe'de 12-13 netlerde başladığınızı düşünelim. Daha sonra bu 17'lere 18'lere çıkmış, 20'leri görmüşsünüz. Sonra neden bu netlerin 14'lere 15'lere kadar düştüğünü işte o aylara göre yapacağınız analizlerle branş bazında tek tek değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız bu değerlendirmeler sizin haftalık çalışmalarınızı oluşturabilir ve her şeyden önemlisi o hafta hangi derse daha çok odaklanmanız gerektiğini bu çizelge üzerinden kontrol edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki maddemiz bu haftalık programlarınızı yaparken eğer denemelerde dalgalanma olmasını istemiyorsanız yapmanızı istediğim şey önce yanlışlarınızdan hareketle konu çalışmanız, konu anlatımının ardından mutlaka soru çözümünü yapmanız ve tabii ki soru çözümünün ardından da soru çözüm videoları izlemeniz. Evet birçok arkadaşımız bu maddeyi atlıyor ama matematik, fen gibi sayısal derslerde özellikle anlamadığımız konular veya görmediğimiz, ilk defa karşılaştığımız soru tipleri varsa bunların da üstesinden gelebilmemiz için bolca soru çeşidi görmeye ihtiyacımız var ve sizler de bunların üstesinden gelebilmek için tabii ki YouTube'da sizler için hazırladığımız soru çözüm videolarını izleyebilirsiniz. İzleyeceğiniz bu soru çözüm videoları hem sizlere yeni teknikler öğretir hem de onlarca soru çeşidi görmenizi sağlar. Netlerin artışa giden yolunda bu oldukça önemli. Evet gelelim son maddemize. Umutsuzluğa kapılmayın. Evet sevgili arkadaşlar, sınav yolculuğu bir maraton ve bizler öğrencilerimizle birlikte her yıl onların bu yolculuğuna eşlik ediyoruz. Ve bu yolculukta gördüğümüz birçok senaryo var. Tüm arkadaşlarımız sınava eşit şartlarda başlıyor. Kimi gittikçe temposunu arttırırken, kimi ise türlü engellerle karşılaşabiliyor ve sınav yolculuğunda istediği sonuçları elde edemeyebiliyor. İşte içerisinde bulunduğumuz tam da bu durum bazen vazgeçmemizi sağlayabiliyor. Bazense bu işi daha ciddiye almamızı ve işimize daha iyi sarılmamızı sağlayabiliyor. İşte sizler de şimdi bu cümlelerle birlikte içerisinde bulunduğumuz durumu tekrar bir düşünün ve yeni kararlar alın. Ben bu ana kadar neler yaptım? Şu anda içerisinde bulunduğum durum bana neyi söylüyor? İhtiyacım neler ve bundan sonrasında neler yapmalıyım? İşte sizler tam da bu soruyu içerisinde bulunduğumuz bu zaman diliminde sormayı, harekete geçmeyi, başarmayı isteyerek ve umutsuzluğa kapıldığınız her an tekrar kendinize bunları söyleyerek harekete geçerseniz umutsuzluk sizler için artık geride kalan bir deneyim olur. Ve bu deneyimler sizi çok çok daha güçlü yapar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.